Arkadaşlar merhaba. Epesus yayınlarının analiz ve beceri temelli soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Her şeyden önce bir dakikalığına videoyu durdurup kanalıma abone olursanız çok sevinirim diyerek çözümlere başlıyoruz. Şimdi burada kök A artı kök B 3 artı A artı B ise diyor A çarpı B kaçtır? Şimdi sayın arkadaşlar her iki tarafın bir karesini alalım. Birincinin karesi A, Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2AB, ikincinin karesi B. Sol tarafın, pardon sağ tarafın karesi 3 artı A artı B. Bakın A artı B'ler gitti. İki kök AB 3 oldu. O zaman karekök AB ne eşit oldu? 3 bölü 2'ye. Yine her iki tarafın karesini alırsak sayın arkadaşlarım. AB eşittir. Ne oldu? 9 bölü 4. Yani cevabımız Bursa. İkinci sorumuzdayız. İşleminin sonucu nedir? Bu tarz işlemlerde ne yapmalıydık? Arkadaşlar eşlenikle çarpmalıydık. Yani kök 3 artı 2 ile burayı çarparak kök 3 eksi 2 ile de burayı çarparak biz bunları rasyonel hale getirmeliyiz. Üst taraf ne oldu? Kök 3 artı 2 bölü. Alt taraf 2 kare farkı yani birincinin karesi eksi ikincinin karesi yani 3 eksi 4. Devam ediyoruz. Yine üst taraf kök 3 eksi 2. Alt taraf birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Şuralar eksi 1 oldu. Eksi 1'i dağıtırsak eksi kök 3 eksi 2. Parantezi almayı unutmayın. Çünkü şuradaki eksi de bir kez daha işaret değiştirecek. Eksi kök 3 artı 2. Şimdi eksi kök 3 eksi 2 artı kök 3 eksi 2. Köküçler gitti. Eksi 4 çıktı arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı edilme. Üçüncü sorumuzdayız. İşleminin sonucu nedir demiş. Arkadaşlar burada hepsini 2'nin kuvvetleri olarak yazalım. Yani bir tanesi zaten 2'nin kuvveti 2 üzeri 1 bölü 2. 4 2'nin karesi üzerinde 1 bölü 3 var. O zaman ne olur? Üstler çarpılır 2 üzeri 2 bölü 3. Eksi 2 üzeri 1 bölü 6 bölü. 32, 2 üzeri 5 olduğunu biliyorsunuz. Üzerinde de eksi 1 bölü 6 var. 2 üzeri eksi 5 bölü 6. Şimdi burada payda eşitlememiz lazım. Yani şurada 3'ler toplanacağı için 1 bölü 2 ve 2 bölü 3'ü toplayalım. Şurayı 3 ile burayı 2 ile. 3, 4 daha. 2 üzeri 7 bölü 6. Eksi 2 üzeri 1 bölü 6 bölü 2 üzeri eksi 5 bölü 6. Şu 2 üzeri eksi 5 bölü 6'yı yukarı çıkaralım. 2 üzeri 5 bölü 6 olarak. Ve içeriyle çarpalım. Yani 2 üzeri 7 bölü 6 eksi 2 üzeri 1 bölü 6 ile çarpalım. Şu ikisini çarparsak üçler toplanır. 2 üzeri 12 bölü 6 olur. Bu ikisini çarparsak yani dağılma özelliğini uyguluyoruz. Üçler toplanır 2 üzeri 6 bölü 6. Dikkat ederseniz bir tanesi 2 üzeri 2 oldu. Diğeri de 2 üzeri 1 oldu. Dolayısıyla 4'ten 2 çıkardığımızda cevabımız ne bulduk? 2 bulduk. Yani 3. sorumuzun cevabı ne? 4. sorumuzdayız. İfadesinin çarpmaya göre tersi aşağıdakilerden hangisidir? Önce bulalım. Daha sonra çarpmaya göre tersini buluruz. Şimdi bu 3 üzeri 1 bölü 6 x arkadaşlar. X'in de küpünü alıyorum. 3 üzeri 3 bölü 6 oldu. Yani 3 üzeri 1 bölü 2 oldu. 3 üzeri 1 bölü 2 ne demektir? Kök 3 eksi 2'dir. Şimdi bunun çarpmaya göre tersi nedir arkadaşlar? 1 bölü kök 3 eksi 2. O zaman 1 bölü kök 3 eksi 2'nin eşitini soruyor. Biz bunu kök artı 2 ile çarpalım. Üst taraf kök 3 artı 2 oldu. Alt taraf 2 kare farkı. Yani birincinin karesi 3. Eksi ikincinin karesi 4. Eksi 1. Eksi kök 3 eksi 2 oldu arkadaşlar. Cevabımız Adana. Beşinci sorumuzdayız. Arkadaşlar çift dereceli köklerde sayılar kök dışına mutlak değer olarak çıkar. Yani eksi 2'nin mutlak değeri eksi. Tek dereceli kökler de aynı çıkar. 3'ler sadeleşir. 4 2'nin karesi olduğu için 2 olarak çıkar. Şurası 2. Eksi eksi artıya dönüştü 2. 2. Cevabımız 6. 5. sorumuzun cevabı deniz. 6. sorumuza geldik. Kök 8 artı 3, 6 eksi kök 32 gibi bir ifade var. Önce bence ifadeyi birazcık düzenleyelim. Kök 8 4 çarpı 2 olduğu için 2 kök 2'dir. 3 artı 2 kök 2 oldu üç taraf. 32 arkadaşlar 16 çarpı 2'dir. 4 kök 2 olarak çıkar. 6 ile 4 kök 2'yi 2 parantezine alırsak 3 eksi 2 kök 2 olur. Burada 3 kök 2 eksi 3 var. Alt tarafta da hatta bunları da arkadaşlar üç tarafı. Biz ne parantezine alalım? 3 parantezine alalım. Daha güzel bir ifade olacak. Ne olur? 3 parantezinde kök 2 eksi 1. Sadeleştirmeler her zaman iyidir. Alt tarafta kök 2 artı 1. Şimdi tabii eşleniklerle çarpmamız gerekecek. Şurayı 3 artı 2 iki kök 2 ile çarpıyorum. Üst tarafı çarparsak tam kare bir ifade oluyor. Yani ne oluyor? 3 artı 2 iki kök 2'nin karesi oluyor arkadaşlar. Alalım birincinin karesi 9. Çarpımlarının iki katı 6, 12 kök 2. İkincinin karesi 8. Böyle alt tarafta şurası 2 kare fark oluyor. Önce 2 duruyor. Birincinin karesi 9, eksi ikincinin karesi 8. 9, 8 daha 17. Arkadaşlar artı 12 kök 2 bölü. Ee, alt tarafta da ne kaldı? 2 kaldı. Burayı hallettik. Şimdi gelelim diğerine arkadaşlar. Burayı da kök 2 eksi 1 ile çarpacağız. Yine kök 2 eksi 1'in karesi oluyor. 3. Birincinin karesi 2. Çarpımların 2 katı 2 kök 2. İkincinin karesi 1. Dolayısıyla şurası 3 eksi 2 kök 2. Çarparsak 3 ile 9 eksi 6 kök 2 bölü. Alt taraf 2 eksi 1'den 1. Arkadaşlar bunları toplayacağız. Tabii ki payda eşitlememiz gerekir. 18 eksi 12 kök 2 artı 17 artı 12 kök 2 artık paydaları 2. Şunlar gitti. 17 artı 18 ne eder? 35 eder. 35 bölü 2. Cevabımız Bursa. 7. sorumuzdayız. Aşağıdaki kutuların içine kök 6, kök 12, kök 24, kök 27, kök 28, kök 63 sayıları her bir kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde x, y, z rasyonel olmaktadır. x, y, z toplamı en çok kaçtır? Yani sonuçların kökten kurtulması lazım. Öncelikle bunların sadeleşebilenlerini biraz sadeleştirelim. Kök altı da yapılabilecek bir şey yok ama 12 kök 2 kök 3. Kök 24 4 çarpı altıdan 2 kök 6. Kök 27 3 kök 3. Kök 28 2 kök 7. Kök 63 de 3 kök 7. Şimdi bunları ne yapın diyor arkadaşlar bölün diyor. Şunları bölersek 3 kök 7 ile pardon yanlış yazdık. şurayı düzeltelim. 3 başında olacak. 3 kök 7 ile 2 kök 7'yi bölersek 3 bölü 2 çıkar. Büyük olması için de büyük olan sayıyı öne yazıyoruz. Yine 3 kök 3 ile 2 kök 3'ü bölersek 3 kök 3 ile 2 kök 3'ü bölersek 3 bölü 2 çıkar. 2 kök 6'yı da kök 6'ya bölersek buradan da 2 çıkar. 6 bölü 2, 3. 2 de buradan çıkar. 5 çıkar arkadaşlar. Cevabımız C. 8. sorumuzdayız. 32, 72. Bunları düzenleyelim. 32, 16 çarpı 2'dir. 4 kök 2. 72, 36 çarpı 2'dir. 6 kök 2. 98, 49 çarpı 2'dir. 7 kök 2. Bu da 2 kök 2. 6 artı 4, 10 kök 2. 7 eksi 2, 5 2. kök 2. Kök 2'ler gitti. 10 bölü 5 2. 8. sorumuzun cevabı edelim. 9. sorumuzdayız arkadaşlar. 40 bölü kök x ifadesini soruyor. Ben burayı kök x'e bölüyorum. Sağ tarafı da yine kök x'e bölüyorum. Amacım şu 40 bölü kök x'i bulmak. Üst tarafı arkadaşlar çok dikkat edin üst tarafa. x'i ben kök x'in karesi artı kök x diye yazabilirim değil mi? Kök x'in karesi x'tir. Şimdi şu ikisini kök x parantezine alacağım. Kök x parantezine aldım. Kök x artı 1 kaldı. Bölü kök x. Şunlar sadeleşti. Sağ taraf neydi? 40 bölü kök x. Bakın şuradaki 40 bölü kök x'in yerine kök x artı 1 yazıyorum. Ne oluyor? x artı kök x artı 1. Bizim ifade birazcık değişti. Yani 40 bölü kök x yerine bunu yazınca. x artı kök x'in üst taraftan 40 olduğunu biliyorduk. E bir de 1 geldi. Ne oldu cevap? 41 oldu arkadaşlar. Evet, 10. sorumuzdayız arkadaşlar. Burada ne diyor? Meteoroloji balonu bırakıldığı noktadan yükselerek yeryüzünden 35 km yüksekliğe kadar belirli aralıklarla ölçüm yaparak hava durumu hakkında veri toplamaktadır. Balon bırakıldıktan sonra 7. ölçümünü yeryüzünden 2,5 km yükseklikte, 9. ölçümünü ise yeryüzünden 3 km yükseklikte yapmıştır. 7. ölçüm 5 bölü 2, 2,5. 9. ölçüm arkadaşlar 3 km yükseklikte yapılmış. 8. ölçümünü yaptığı da yerden yüksekliğinin kilometre türünden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani bizimkisi 5 bölü 2 ile 3 arasında bir değer olmalı. 3 ne demek? Karekök 9. Bu da ne demek arkadaşlar? 5 bölü 2. Karekök 25 bölü 4 gibi bir ifade olması lazım. Şimdi bakın karekök 9'dan küçük olacak. Bir kere karekök 11 olamaz değil mi? 8. ölçüm ve eşit aralıklarla da ölçüm yapıyor mu? Tabi onu bize söylememiş. Karekök 25 bölü 4 nedir arkadaşlar? Karekök 25 bölü 4 6 nokta değil mi? 6 nokta ile 9 arasında olacağı için 6 olamaz, 5 olamaz, 7 olabilir, 10 olamaz. <laughs> evet. Burada ne diyor? İfadesinin karekökü aşağıdakilerden hangisidir? Yani 1 ben bunu biraz daha düzenleyeyim. 1 bölü 16, Eksi 1 bölü 5 artı 4 bölü 25 ve kare Burada biliyorsunuz ayrı ayrı kök dışına çıkaramayız. Neden? Burada bir arkadaşlar ne var? Toplama çıkarma işlemi var. Toplama çıkarma işlemlerinde ayrı ayrı kök dışına çıkarabilmemiz mümkün değil. O zaman ne yapacağız? Ya payda eşitleyeceğiz. Ya da bakın bu ifadenin tam kare olduğunu göreceğiz. Bu 1 bölü 4. Eksi 2 bölü 5'in karesi. Bakın şu 1 bölü 4'ün karesi. Bu 2 bölü 5'in karesi. Ee, peki ortadaki ne oluyor? Bakın birincinin karesi 1 bölü 6. Çarpımlarının 2 katı. Çarpımları 2 bölü 20. 2 katı 10. 1 bölü 5 oluyor. Gördünüz mü? İkincinin karesi de 4 bölü 25. Demek ki bu ifade bunun kare kökü. Kare ile kare kök gider. Ama nasıl çıkar arkadaşlar? Mutlak değer olarak çıkar. 5 ve 4 ile pay değiştirelim. 5 eksi 8 eksi 3 bölü 20 mutlak değerine çıkar. 3 bölü 20 11. sorumuzun cevabı Ceyhan arkadaşlar. Devam ediyoruz. 12. sorumuzdayız. Burada bir sayı doğruluğu sorumuz var. Biraz büyütelim. Eksi kök 3, kök 5, kök 8, kök 12 sayıların sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Özür diliyorum. Şimdi... Kök 12 D'ymiş. Arkadaşlar. Kök 16 4'tür biliyorsunuz. Kök 9 da 3'tür. 3 ile 4 arasında bir sayı olacak D. D'nin 3 ile 4 arasında olmadığı bir durum var mı? Yok. Oradan eleyemedik. Kök 8 C'ymiş. Kök 8 kök 9 ile yani 3 ile arkadaşlar kök 4 yani 2 arasında olacak ve 3'e yakın olacak. Peki ne dedik? 2 ile 3 arasında olacak. 3'e yakın olacak. A olabilir arkadaşlar. B olabilir. C olabilir. 3'e yakın. Ama E olamaz. E'yi buradan eledik. Kök 5'e bakalım. Kök 5 arkadaşlar. Kök 4 ile yine kök 9 arasında olacak. Ama 2'ye daha yakın olacak. B sayısı. O zaman A şıkkı elendi. Bu yine 2 ile 3 arasında olacaktı değil mi? Ve D şıkkı değerlendi. Çünkü burada C daha küçük gibi duruyor. C daha büyük halbuki. Şimdi gelelim A'ya. A'da eksi kök 3. Kök 3, kök 1 ile arkadaşlar kök 4 arasındadır. Yani eksi 1 ile eksi 2 arasında olacak. Eksi kök 3, eksi 1 ile eksi 2 arasında olacak Eksi 1'den daha sol tarafta olacak. Dolayısıyla cevabımız C yani bu eksi 1 ile sıfır arasında bu da olmaz. Bunları sıralayın demiş arkadaşlar. Kök 3 bölü 2, kök 8 bölü 7, kök 18 bölü 6. Şimdi payda eşitleyelim o zaman. Ee, nasıl yapalım? Önce şu ikisinin paydasını eşitleyelim. X ve Z'nin ya da hepsinin beraber de eşitleyebiliriz şöyle yapalım. 3 kök 3 bölü 6 bu. Yani 3'ü de içeri atarsak kök 27 bölü 6. 3'ü 9 olarak içeri attım. Z ise kök 18 bölü 6. O zaman Z x'ten küçük. Onu bulduk arkadaşlar. Peki biz bir de y ile z'yi karşılaştıralım. Şu ikisini karşılaştıralım. Bunları nasıl karşılaştırabiliriz? Şurayı 6 ile burayı da 7 ile çarpalım. Biri 6 kök 8 bölü 42 bu y. Z de 7 kök 18 bölü 42. Arkadaşlar 7'yi içeri atarsam içeride 49 çarpı 18 olur. Burada 36 çarpı 8 olur. Tabii 49 çarpı 18 daha büyük. Yani Z y'den büyükmüş. O zaman en küçükleri y. Daha sonra z, daha sonra da x geliyor. Cevabımız Ceyhan. 14. sorumuzdayız. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar şimdi burada kare almayalım. Neden kare almak yanıltıcı olur? Neden? Şu ikisi özellikle kare almayı düşünürseniz şunlar. Eksi 1 ile sıfır arasında değerler şu ikisi. O yüzden de kare aldığınızda yani yönler değişecektir falan sizi şaşırtabilir. Pardon bu değil. Ee, Z değeri de yine eksi 1 ile sıfır arasında. Dolayısıyla bunların kare aldığınızda yönleri değişir ve size sıkıntı yaratabilir. Ama burada çok bariz bir şey var. Bir kere burada 20'den 17'yi çıkarıyoruz. Bu pozitif. Yani en büyükleri ne olacak? Y olacak. Diğer ikisinde küçükten büyüğü çıkarıyoruz. Dolayısıyla negatif. Tabi bunlarda da hangisi daha büyük olur? Z daha büyük olur. Çünkü yakın değerleri birbirinden çıkarmış. 18. Daha sonra ne gelir? 12'den 25 çıkardığı için X gelir. Dolayısıyla cevabımız 14'te denizli arkadaşlar. 15. sorumuzdayız arkadaşlar. Kök A artı A 5'e eşitmiş. A kök A kök A artı 5 bölü kök A artı 2 ifadesinin sonucu nedir diyor. Şimdi burada bize sorulan ifadeyi bence önce bir düzenleyelim. Nasıl düzenleyelim? Ben bunu bir parçalamak istiyorum. Yani A kök A bölü kök a. Eksi kök a bölü kök a artı 5 bölü kök a artı 2. Şunlar gitti. a eksi şunlar gitti. 1 artı 5 bölü kök a artı 2. Yani a artı 5 bölü kök a artı 1 esasında ifadeyi biraz sadeleştirdik. Şimdi 5 bölü kök a'yı bulabilmek için şunların hepsini kök a'ya böleceğim. Arkadaşlar üst tarafı kök a parantezine alırsam 1 artı kök A kalır. Bölü kök A eşittir 5. Buraya dikkat edin lütfen. Bakın kök A ile 1'i çarptım. Kök A kök A ile kök A'yı çarptım. Ha, şunlar sadeleşti. Demek ki sayın arkadaşlarım burada 5 bölü kök A 1 artı kök A'ya eşitmiş. Yani şurası A artı 1 artı kök A'ya eşitmiş artı 1. Peki A artı kök A neye eşitti? Baştan bize vermişti 5'ti arkadaşlar. 1, 1, 2 de burada var. Cevabımız ne çıkar? 7. 16. sorumuzdayız. A bir gerçel sayı olmak üzere A aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi burada ne yapmalıyız? Öncelikle her iki tarafın bence karesini almalıyız. Kök A eksi 3 bölü kök A artı 3. Burası da kök A eksi 3'ün neyi oldu? karesi oldu. Yani onu da şöyle yazabiliriz. Kök a eksi 3, kök a eksi 3 olarak yazabiliriz. Peki, şimdi şurada işler dışlar çarpımı yapmadan önce şunları sadeleştirelim. Ama bunları sadeleştirirken kök a eksi 3 eşittir 0'ın bir kök olduğunu unutmayacağız. Yani a buradan 9 olabilir. Yani biz bunları sadeleştiriyoruz. Evet, a 9 bunun kökü de olabilir. Onu da aklımızın bir köşesinde tutalım. Şimdi bunları bu şekilde yazdıktan sonra işler dışlar çarpımı yapalım. Yani şurada ne var? 1 bölü kök a artı 3 eşittir kök a eksi 3. Ee, i̇şler dışlar çarpımı yaparsak 2 kare farkı olur. a eksi 9 birincinin karesi eksi ikincinin karesi. a buradan ne çıkar? 10 çıkar. İşte a'ya 9 versek sağlar mı? Sağlar. a'ya 10 versek sağlar mı? Sağlar. Aşağıdakilerden hangisidir dediği için cevabımız 10. Arkadaşlar 17. sorumuzdayız. Olduğuna göre y'nin x türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bizim burada yapabilmemiz, yapmamız gereken işlem nedir? Her iki tarafında küpünü almak. Onun dışında bir işlem yok. Şöyle burada gözük iyi yazılamıyor uç noktalarda. Şimdi bakın a artı b'nin küpü nedir? Öncelikle onu açalım. A küp 3 A kare B 3 A B kare ve B küp şeklinde açılır. A dediğimiz burada birinci ifade. Birinci ifadenin küpü x bölü y kare. 3 çarpı birincinin karesi ile ikinciyi çarpacağız. Tek bir kök altında çarpabiliriz. Çünkü ikisi de küp kök. Birincinin karesi x kare y üzeri 4 çarpı ikinci y bölü x kare artı 3 çarpı birinciyi aynen yaz ikincinin karesini al diyor. Birinciyi aynen yazdım. İkincinin karesi y kare bölü x üzeri 4 artı onu da aşağıya yazıyorum. <laughs> i̇kincinin küpü arkadaşlar. Esasında ikincinin küpünde artık şu kökü yazmayalım. Çünkü neden? Küp kökle küp alırsak birbirlerini götürür. İkincinin küpü de arkadaşlar ne olur? Y bölü x kare ve sağ tarafın küpü direkt x'ye. Şimdi şuradaki işlemlerimizi bir yapalım bakalım. Sadeleştirmeleri özellikle dikkat edelim. x kareler gitti. y bölü y üzeri 4. Üstte 1 kaldı. Altta y küp kaldı. x bölü y kare artı 3. 1 bölü y. Artı. Şurada y kareler gitti. x de x üzeri 4 gitti. 1 bölü x küp kaldı. 3 bölü x artı y bölü x kare eşittir x y gibi bir ifade oldu. Çok daha düzgün bir ifade haline geldi. Şurayı da hatta 3 bölü y diye yazalım. Şu 3'ü de arkadaşlar sadece. Şimdi hepsinin paydalarını eşitleyeceğim. Bana y'nin x türünden değerini soruyor. Daha sonra da yalnız bırakacağım. Arkadaşlar şurayı x kare ile burayı Paydaları x kare y karede eşit dediğimize göre x kare y ile burayı y kare x ile burayı da y kare ile eşit dersen, x küp artı 3 x kare y artı 3 x y kare artı y küp alt taraf x kare y kare oldu burada da x y var bakın burası benim şurada üçte yazdığım açılımın aynısı oldu arkadaşlar x artı y'nin neyi oldu? Küpü oldu. İşler dışlar yaparsak burası da x küp y küp oldu. Her iki tarafı küp kök içine alırsak, küp kök içine alırsak, x artı y, x artı y eşittir x y oldu. Bana y'nin x türünden değerini soruyor. Y'yi bu tarafa atayım. x eşittir x y eksi y, y parantezinde x eksi 1 y eşittir x bölü x eksi 1. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız x bölü x eksi 1 bu. Evet 18. sorumuzdayız. x ve y pozitif iki tam sayı ve olduğuna göre ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar x kare eşittir 3 m y kare eşittir 5 m Burada işler dışlar yaparsak. x eşittir karekök 3 m y eşittir karekök 5m diyebilirim. Yerlerine koyarsam karekök 3m çarpı x yerine bunu yazdım 3. Karekök 5m çarpı kök 5. Şimdi kök 3 ile kök 3'ü çarptım 3 kök m. Kök 5 ile kök 5'i çarptım 5 kök m. Kök 5 ile kök 5 5 eder ama tabi diğerleri kök dışa çıkmaz. 8 kök m oldu arkadaşlar. Cevabımız Bursa. 19. sorumuzdayız. Toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bakın gizli tam kare dediğimiz A artı 2 kök B tipi ifadeler vardı. Bunu bilmeden köklü sayılara girmeyin sakın. Çarpımları B olan, toplamları A olan iki sayı bunu bunların kökü olarak yazıyorduk ki çok önemli arkadaşlar. Ama burada 2 yok. Ben bunun içini 2 ile çarpıp 2'ye böleceğim. 6 artı 2 kök 5 bölü 2. Bakın artık 2 var. Şimdi ne yapıyorduk onu söyleyelim. Çarpımları 5 olan Toplamları da 6 olan 2 tane sayı buluyorduk. Ve biz bunların kökü olarak yazıyorduk bu ifadelerde. Kök 5 artı kök 1. Önce büyük olanı yazarız. Böyle kök 2. Yine sağ taraf her şeyi de aynı sadece aradaki işareti farklı. Şu üst taraf aynen kalsın arkadaşlar. Eksiği içeri dağıtalım. Yani daha doğrusu kesire dağıtalım. Kök 5'ler gitti. Kök 1 1'dir. Kök 1 1'dir. 1 1 2. 2 bölü kök 2. Bu da ne olur arkadaşlar? Kök 2 ile genişletirseniz 2 kök 2 bölü 2'den kök 2 çıkar cevabımız bakır. 20. sorumuzdayız. M ve N pozitif tam sayılar. A eşittir. M artı N. B eşittir. M çarpı N. İşte gizli tam karenin bir tanımını vermiş. Bu ifade aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bakın 96 4 çarpı 24. 4'ü dışarı çıkarıyorum 2 olarak. 11 artı 2 kök 24. Eğer şurada 2 varsa dışarıda bir kök içeride bir kök varsa çarpımları 24 olan toplamları 11 olan iki tane sayılıyorsunuz ve bunların kökü olarak yazıyorsunuz. Kök 8 2 kök 2'dir. Artı bir de kök 3 var arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denize. Evet 21. sorumuzdayız. Sağlayan x'in değeri nedir? Şimdi 4, 2'nin karesi. 2'nin karesi olduğu için üstler çarpılır. 4x artı 8 olur. Ve 4. dereceden kök var. 8, 2'nin küpü. 3 eksi 3x olur. Üstler çarpılır ve 3. dereceden kök var. Kökle üstü nasıl yazarız? 4x artı 8 bölü 4. Köke böleriz değil mi arkadaşlar? Bunu biliyoruz. 2 üzeri 4x artı 8'i 4'e böldüğümüzde x artı 2. 3 eksi -3x 3x'i 3'e böldüğümüzde 1 eksi x olur. Şimdi üstleri çıkaracağız bölme işleminden dolayı. x artı 2'den neyi çıkarıyoruz? 1 eksi x. 32 de 2 üzeri 5. 2 üzeri x artı 2 eksi 1 artı x. Yani 2 üzeri 2 x artı 1. 2 üzeri 5 ise x'in 2 olduğunu gördük. Cevabımız Diyarbakır. 22. sorumuzdayız. A aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben şu alt tarafı küp kök 9 parantezine alacağım. Küp kök 8 eksi 1 kalır. Bakın dağıtırsanız küp kök 8 ile küp kök 9'un çarpımı küp kök 72. Küp kök 8 nedir? 2'dir arkadaşlar. 2'den 1 çıktı 1'dir. Dolayısıyla alt taraf küp kök 9 oldu. 729 3 üzeri 5'tir arkadaşlar. 3 üzeri 4 81 pardon 3 üzeri 5 243 3 üzeri 6'dır. Özür diliyorum 3 üzeri 6. Peki şurayı da üçlü olarak yazalım. 9 3'ün karesi 3 üzeri 2 bölü 3 değil mi? Üst tarafta da 3 üzeri 6 var. 3 üzeri 6'dan 2 bölü 3'ü çıkaracağız. 3 kere 6 18 2 çıkarın. 3 üzeri 16 bölü 3. Onu da 4. dereceden kökü. Tabii ki kök nasıl yazılır? Üçlü daha doğrusu 3 ile kök sadeleşebilir. Bölünerek de yazılabilir. Sadeleştirilerek de yazılabilir. Şöyle diyelim. 4 ile 16'yı sadeleştirin. 3 üzeri 4 bölü 3 olur. Peki bu ne demek arkadaşlar? 3 üzeri 4 bölü 3. 3 üzeri 4'ün küp kökü demek. Peki bu hangisidir? Ceyhan'dır. Neden? 3 üzeri 4'ü siz 3 üzeri 3 çarpı 3 olarak yazabilirsiniz. Bu 3 dışarı çıkar. 3 tane küp kökü 3 olur. Cevabımız C. <laughs> 23. sorumuzdayız. Y'nin x cinsinden eşiti nedir? Ben x ve y'yi çarpıyorum. Yani kök 3 eksi 1 bölü kök 2 eksi 1. Kök 3 artı 1 bölü kök 2 artı 1. Üst taraf 2 kare farkından a kare eksi b kareden 2. Alt tarafta 1. x çarpı y ye buradan 2 geldi. Y'nin x cinsinden eşit. Y eşittir. 2 bölü x olur. 23. sorumuzun cevabı denizli. 24. sorumuzdayız. Biz burayı payda eşitlemek için kök 4 ile genişletsek, kök 4 2'dir biliyorsunuz. Üst taraf 2 olur, alt taraf kök 12a olur. Üst taraf 2 olur, alt taraf kök 12a olur. 4 bölü kök 12a olur, 8. O zaman işler dışlar yaptık. 8 kök 12a. 4 ve 8 sadeleşti. 2'bir. 1. 1 bölü 2 eşittir kök içinde 12a. 1 bölü 4 eşittir 12a. A buradan 1 bölü 48 olur. Cevabımız Edirne olur. 25. sorumuzdayız. 18 9 çarpı 2'den 3 kök 2. Arkadaşlar şurada kök 2 ile genişletirsek 4 kök 2 bölü 2. 2 kök 2 olur. 32 de 16 çarpı 2'den 4 kök 2 olur. Dolayısıyla alt taraf 6 kök 2 olur. Kök 2'ler gitti 3 bölü 6'dan. Cevabımız 1 bölü 2. 26. sorumuzdayız arkadaşlar. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi biz burada x kare kök 3. Şunu şöyle ayrıntılı yazalım. y küp kök, kök içinde 3 üzeri 2. z de 4. dereceden kök içinde 3 üzeri 3. Hepsinin üstünü ve kökünü aynı sayıda genişletebiliyoruz biliyorsunuz. Kökler 2, 3 ve 4 12'de eşitlenir. 6 ile genişletelim. 12. dereceden kök 3 üzeri 6. Bunu 4 ile genişletelim. 12. dereceden kök 3 üzeri 8. Bunu da 3 e genişletelim. 12. dereceden kök 3 üzeri 9. E 3 üzeri 9 en büyükleri olduğuna göre z büyüktür, y büyüktür, x arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız edilir. 27. sorumuzdayız. x çarpı y nedir demiş. Şimdi 27 9 çarpı 3. 3 kök 3. 18, 9 çarpı 2. 3 kök 2. Yani 3 parantezinde kök 3 eksi kök 2. Şöyle yazabiliriz x'i. Bu 25 çarpı 2'den 5 kök 2. Bu da 25 çarpı 3'ten 5 kök 3. 5 parantezinde kök 2 eksi kök 3. Bu da iyi. Hatta benzemeleri için buna eksi 5 parantezini alıp kök 3 eksi kök 2 olsun. Pardon. Arasında bunun artı varmış arkadaşlar. Şunu görmedik. Bunda arasında artı varsa zaten bir sıkıntı yok. O zaman eksi parantezini de almamıza gerek yok. O da gereksiz bir şey oldu. Onu da silelim. Şimdi ne demiş bize? X de Y'yi çarpın demiş. Çarpalım. X çarpı Y. 3 kere 5 15. Birincinin karesi 3. Eksi ikincinin karesi 1. Dolayısıyla cevabımız 15 çıkar. cevap. 28. sorumuzdayız arkadaşlar. A eksi B en çok kaçtır? Şimdi bakın bu 4'ü içeriye 4'ün karesi olarak yani 4 üzeri 2 olarak atabiliriz. İçeride 2 var. Peki kökler ne yapılır? 3 ve 2 çarpılır. 6. dereceden kök olur. 2'yi içeri 2 üzeri 6 olarak atabiliriz. 4'ü 2'nin karesi olarak yazalım. 2 üzeri 4 2. Peki şuradaki kökler ne yapılır? Yine çarpılır. Üst üste köklerde kökler çarpılır arkadaşlar. O zaman 2 üzeri 11'in 12. dereceden kökü oldu. Bunu da nasıl yazarız? 2 üzeri 11 bölü 12 olarak yazarız. 4 2'nin karesi olduğu için 2 üzeri 2a bölü b oldu. Şimdi burada bunlar birbirine eşit. 11 bölü 12 eşit. 2a bölü b. Dolayısıyla bu, bu çarpı 2'yi bölü 2 olarak atarsak a bölü b. 11 bölü kaç oldu arkadaşlar? 24. Bir de A ve B pozitif tam sayılar demiş. Buna da dikkat edin. A eksi B en çok 11 24 13. Biliyorsunuz negatif sayılar ne kadar sayı değeri olarak küçükse, mutlak değeri olarak küçükse o kadar büyüktür. 29. sorumuzdayız. Aşağıdaki sıralamalardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar biz yine kök derecelerini eşitlememiz <laughs> gerekir. <gülüyor> Kök derecelerini kaçta eşitleyebiliriz diye düşünelim. 4, 5 ve 7. 145 denir. Şunu 35'e çarpalım. 140. dereceden kök. X'e 35. Bunu 140 olabilmesi için kaçla çarpalım arkadaşlar? 145 gerekiyor. 28 ile çarpacağız. Evet. 140. dereceden kök x üzeri 6 kere 8 48 elde var 4 kere 6 12 16 168 bunu da 20 ile çarpacağız 140. dereceden kök x üzeri 120 üst ve kökü aynı sayılarla genişletebiliyorduk normalde üstü büyük olan daha büyük olur deriz kökler aynı olduğu için ama x kare ne zaman x'ten küçük olur x 0 ile 1 arasındayken 0 ile 1 arasındaki sayıların arkadaşlar üstleri büyüdükçe kendileri küçülür. yani üstü en büyük olan en küçüktür Dolayısıyla burada en küçükleri B olur. Daha sonra C olur. Daha sonra da A olur. Yani cevabımız deniz olur. 30. sorumuzdayız sayın arkadaşlarım. Kök A, kök A, kök A, kök A toplanmış. Yani nedir? 4 tane kök A olur. Dışında da bir küp kök var. 4'ü içeri 16 olarak atarız. 16 A olur. Kök dereceleri çarpılır. 6. dereceden kök olur. Peki burası ne olur? Üstler toplanır. 2, 4, 6, A üzeri 7. Bu da 6. dereceden kök olur. O zaman kök içleri birbirine eşittir. 16 A eşittir. A üzeri 7. Birer tane A'yı sadeleştirirsek 16 eşittir. A üzeri 6. Kare kök içine alırsak 4 eşittir. A küp olur arkadaşlar. Cevabımız C. 31. sorumuzdayız. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Her iki tarafın da karelerini alalım. Birincinin karesinde kök gider. Çarpımlarının iki katı. iki kare farkıdır bunların içi. A kare eksi A olur. İkincinin karesi A eksi kök A olur. Eşittir 4. Şimdi şöyle artı kök A ile eksi kök A birbirlerine götürdü. A A 2 A oldu. Eksi 2 tane kök içinde A kare eksi A eşittir 4. Arkadaşlar sayılar bir yere hatta 2 ile de sadeleştirelim. Biraz daha sade olsun. Komple hepsini ikiye böldüm. Sayılar bir yere a eksi 2 köklü ifade diğer yere. Ve yine kare aldım. Birincinin karesi çarpımların dikkatı ikincinin karesi. Sağ tarafta a kare eksi a. kareler gitti. O zaman eksi 4 a artı 4 a olarak geçti. 3 a eşittir 4. A ne oldu arkadaşlar? A eşittir 4 bölü 3 oldu. Yani cevabımız Adana gibi duruyor. Pardon Edirne gibi duruyor. Peki neden Edirne değil? Köklü ifadelerde bu ifade sağlıyor mu diye yerine yazıp bakmak gerekiyor. Bazen bulduğunuz ifade sonucu sağlamayabilir. Çünkü köklü ifadeler içi negatif olursa sonucu tanımsız olur gibi. Yani sonucu negatif olmaz çift dereceli köklerde gibi bir sürü sorunu var. Bakın 4 bölü 3'ü bir yazalım. 4 bölü 3, 2 bölü kök 3 olarak çıkar. Yine burada da 4 bölü 3'ü bir yazalım. Ne olur? 4 bölü 3 eksi artı 2 bölü kök 3 eksi 4 bölü 3 eksi 2 bölü kök 3 gibi bir ifade var. Ya da bakın en güzel şuradan göstereceğiz. Orada da yazarsak olur ama biraz daha zor olacak. Şu ikinci ifadeye lütfen dikkat edin. 4 bölü 3 eksi 2. Buradan direkt sonucun negatif olduğu gözüküyor arkadaşlar. Sonuç eksi. Yani birinci ifadede de yazsanız yine 2 bulamadığınız negatif çıktığını göreceksiniz. Ama şurada dikkat ederseniz 4 bölü 3 eksi 2 negatiftir ve sonucun tanımsız olması lazım. Neden olur? Kare köklü bir ifadenin çift dereceli köklü bir ifadenin sonucu negatif olmaz. Demek ki çift dereceli köklerde bulduğumuz kök sağlıyor mu diye bakacağız. 32. sorumuzdayız. Hassas vuruş gücü hesaplama özelliği olan bir boks makinesi atılan her yumruğun vuruş gücünü ekranda göstermektedir. Ali, Bora ve Cemil'in attığı iki yumruğun ekranda gösterilen değerleriyle ilgili tablo oluşturulmuştur. Vuruş güçleri toplamları sırasıyla A, B, C olduğuna göre sıralamalardan hangisi doğrudur? Ali, kök 7 artı 2 kök 3. Bora, kök 11 artı 2 kök 2. Cemil, kök 5 artı kök 14. Karelerini alıyorum. A kare birincinin karesi. Çarpımlarının iki katı 4 kök 21. İkincinin karesi 12. Dolayısıyla 19 artı 4 kök 21. B kare birincinin karesi çarpımlarının 2 katı 4 kök 22. İkincinin karesi 8. 19 artı 4 kök 22. C kare de arkadaşlar birincinin karesi çarpımlarının 2 katı 2 kök 70. Artı ikincinin karesi de 14. 19 artı 2 kök 70 oluyor. Bakın 19'lar komple aynı. 2 kök 21, 2 kök 22 ve 4 pardon 4 kök 21, 4 kök 22 ve 2 kök 70 var. Şu 4'lerden 2 2 yapalım. Birer tane 2'yi içeri atalım. Tabi 4 olarak içeri atılır. Birincisi ne olur? 4 kere 1 4, 4 kere 2 8, 84. Burada da 2'yi içeri atarsak 88 kök olur. O zaman ikiler de aynı olduğu göre 88 84 ve 70 en küçükleri 70C, daha sonra A, daha sonra B geliyor. Dolayısıyla cevabımız Deniz'dir arkadaşlar. Evet, 33. sorumuzdayız arkadaşlar. Bu şekilde bir ifade var. Şimdi bakın 3'ü içeri 3 üzeri 4 olarak atabiliriz. İçeride de x var. Kök dereceleri çarpılır, 8. dereceden kök olur. Şimdi burada karekök 3 var. Bunu 4 ile genişleteyim. Bunu da 4 ile genişleteyim. 8. dereceden kök 3 üzeri 4 oldu. Şunu da 2 ile genişlettim arkadaşlar. 8. dereceden kök 4 oldu. O zaman 8. dereceden kök 3 üzeri 4 çarpı 4 arkadaşlar. 8. dereceden kök 3 üzeri 4 çarpı x. Bakın kök işleri aynı olacağı için x'in 4 olması gerekir cevabımız C. 34. sorumuzdayız arkadaşlar. Sayıları her daireye farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde NFS tam sayıları oluşmaktadır. N artı F artı S nedir? Öncelikle biz bunları bir düzenlemeliyiz. 24 4 çarpı 6 2 kök 6. 28 2 kök 7. 150 nedir arkadaşlar? 150'yi bir ayıralım. 2'ye böl 75. 25'e böl 3. 3'e böl 1. 5 kök 6. 175 5 kere 3, 15, 5 kere 5, 25, 5'e böl, 7. 5 kök 7. İkililer yavaş yavaş ortaya çıkmadı çıkmaya başladı bakın. 176'yı 4'e bölersek 4 kere 4, 16, 4 kere 4, 16. Bir daha 4'e bölelim 11. O zaman 4 kök 11. Bu da 36 çarpı 11'den 6 kök 11 arkadaşlar. Şimdi bakın. Ne yapacağız? 4 kök 11 ile... 6 kök 11 e eşleşeceğiz. eşleşecek. 24 çarpı 11 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu 264. Ee, burada 5 kök 7 ile 2 kök 7'yi çarpalım. 5 kök 7 ile 2 kök 7'yi. 10 çarpı 7'den 70 olur. Diğerinde de 2 kök 6 ile 5 kök 6'yı çarpalım. 10 çarpı 6'dan 60 olur. Toplayalım. 130 artı 264. 4, 9, 3, 394. 35. sorumuzdayız. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere olduğuna göre A kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi burada her iki tarafın da karesini alalım. Birincinin karesi daha doğrusu şöyle A artı 2'nin karesi çarpı A eksi 2 olur burası. Diğerinde de kökten kurtulur 2 artı 4 olur. Yani burada 2 çarpı A artı 2 diyebiliriz. A artı 2'leri sadeleştirelim. A'nın eksi 2 olabileceğini unutmayalım ama A pozitif demiş. O gider. O zaman burası 2 kare farkı oldu. A kare eksi 4 eşittir 2. A kare eşittir 6. A eşittir kök 6. Yani 35. sorumuzun cevabı adam. 36. sorumuzdayız sayın arkadaşlar. İfadesinin A cinsinden eşiti nedir diyor. Ben şimdi ne yapacağım? Bunu kare kök içinde kök 2 artı 1 ile çarpacağım. Yukarıyı da aynen kare kök 2 artı 1 duruyor. Yine kare kök içinde kök 2 artı 1 gelecek. Alt tarafta kök içinde 2 kare farkı olacağı için 2 eksi 1. Bu da 1 oldu. Şimdi bakın bu üst tarafa gelelim. Şunu bize a vermiş. Her iki tarafın karesini alırsak a kare ne olur? Kök 2 artı 1 olur. A kare birincisi, ikincisi a. Alt taraf 1 yani cevabımız a küp. Cevabımız Edirne arkadaşlar. 37. sorumuzdayız. İşleminin sonucu kaçtır? Diyor. Biz burayı kök 2 ile genişletelim. 4 kök 2 bölü 2'den 2 kök 2 oldu. Diğerini kök 8 eksi 1 ile genişletelim. Alt taraf 2 kare farkından 7 oldu. Şu parantez koymayı unutmayın arkadaşlar köklü ifadelerde. 8 2 kök 2'dir. Eksi 2 kök 2 artı 1. 2 kök 2 bunlar gitti. Artı 1 çıkar. Yani siz parantezi koymazsanız cevabı eksi 1 olarak işaretlersiniz. İfadesi 38'deyiz. İfadesi bir pozitif tam sayı olduğuna göre x kök 6 ifadesinin eşiti en az kaçtır? Arkadaşlar şimdi 18 9 çarpı 2'den 3 kök 2 çarpı x oldu. Ve bunun bir pozitif tam sayı olmasını istiyoruz. <laughs> x de kesinlikle kök 2 olacak. Ama bakın ne diyor? En az, en az. O zaman şu 3'ü de götürelim. 3 bölü 3, 1. En küçük pozitif tam sayı kaç? Bu 1. 1'e de eşit diyebiliriz. O zaman x'in en küçük değeri kök 2 bölü 3 mü olur? Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2, 3, 6 pardon. Kök 2 bölü 6 olur. 1'e eşit dersek değil mi? Kök 2 bölü 6. O zaman bize neyi sormuş? Kök 2 bölü 6 çarpı kök 6 ifadesi en az kaçtır? Kök 12 bölü 6. Kök 12, 2 kök 3 bölü 6. Kök 3 bölü ne olur? 3 olur arkadaşlar. Cevabımız Denizli. Gerçekten bu yanıltıcı ve güzel bir soruydu. Burada testimiz bitti arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize başarılar diliyorum.